Her an geldi, uçağımız hazır, oyuncularımız hazır. Tahminleri de yapayım. Hemen Nova'nın üzerinden giden bu uçak bizleri karşıladı. Skull'un oradan geçip George Bull'un sağ tarafından Zarkin'in oradan çıkışını yapan bir uçak. 5 minutes later. S2G alan dışından bir rotasyon gerçekleştiriyor. Yasnaya doğru kuzeye kapanmasının ümidikleri bir alan var sanırım ki gelmedi. Mansion merkezi bir alan geldi. Doğru verdi. Bu tam evet. Simit alan dediğimiz bir alan bu arada. Yani tam ortalayan bir alan. Mansion merkezli. Shelter tarafları biraz hadi avantajlı. Prison'ı da hadi avantajlı sayalım. Lipovka tarafı avantajlı değil. Sulardan çekecek. Zorlu. Goldboy elinde bombayla yakalanmış. Şeyler olmaya devam ediyor. Yani Good Fellas tekrardan az puan aldığı bir maçı kapattı bu arada. Dijital Atrix buraya oynamak istiyor. Diyeyim, Mafyosu'yu kaybetti onlar da. Kalse bu arada Arapot'tan bir oyuncuyu düşürdü. Hard Shift'e bakar mısın SQG alan içinde? İnanılmaz. Fodrim sordu ve Tiyan'ı kafa atmış. Ripsyav'ın bir oyuncu çekmeyi başardı. Dipain bu arada Kvaz'ı düşürmüş. Yani orada da fena şeyler oluyor o kuzey bölgede. Bak bak mini map'e. Müthiş müthiş yani. Buradan nasıl bu kilidi açacaklar bilmiyorum ama araç varmış. Buradan Goldboy ve Rocco Hakkı üçlüsü şu anlık araçlarla beraber bir noktayı kafalayabilecek gibi ama araçlar alan da oldukça açık. İnanılmaz bir bölge. Face to face eleniyor burada. Çok iyi Dark. Dark Seven, Timber. İki oyuncuyu aklayacak burada. Müthiş. Hakkı'yı çok güzel yakaladı. Öldürmeye çalışıyor şimdi. Aracı patlatmak istiyor orada. Biraz yerlere gitti mermiler. Goldboy bir canı var ama kaçamadı. Kaçış yok dedi. Hegemonya eğlendi. Dijital Atletik hem sıralama puanlarını hem de kill puanlarını çekiyor şu anda. Nofimi bu arada bombasıyla U'dan iki oyuncuyu düşürmüş. Fenerbahçe hayatta kalan son oyuncu Rebellion. Takım arkadaşlarını kaybettiler. Wolf dokunmayı düşürmüştü. K98 ile beraber. Şimdi Legend Esports alan sınırında bu arada onlar da hayatta kalmaya devam ediyor. Araçlarını da korumayı başarmışlar. Arka taraftan girecek oyuncuları tutmaya çalışıyorlar. Valerians bu arada alan sınırında hala. Wolf'tan bir deneme daha K98. Gelmedi. Şimdi Taha'yı uzaklardan gördü Wolf. Bir deneme gelirim oraya. Taha üzerine bir deneme daha ama etkili olmadı. Taha kafayı hiç göstermiyor artık. K98 sesini duydu. Tehlikenin farkında. Şimdi Legend smoke'larını attı. Bir ön pozisyona geçmek için araçları kurtarmak istiyorlar. S2G bu arada gene 5 kill puanına ulaşmış. Oo. Tutar mı bu? Ne diyorsun Sinan? Bir tutsa ya. Yani çok kolaymış gibi gözükmüyor. Rebellion'ın yerinden de haberdar. Şimdi onu acaba kapı açık mı okuduğunu tam da göremedim ateşlerden. Ama Samurai daha da uzakları Valerius'a doğru mermilerini yönlendirmiş gibi gözüküyor şu anlık. Kralı öldürdü. Evet, Tospik alan dışında. Yani bir oyuncuyu sızdırmayı başarmışlar ama kill puanı yok. Çok zor bir oyun. Bu arada Samurai X-Ray'in olduğu yerden haberdar. Regnum Karyan üzerine bir oyun kurmaya çalışacak. Burada yakın mesafeye girdi ama Lux onu karşılayabilir. Lux'a doğru güzel atışlar geldi. Oo. Yalnız Samurai'in burada ölmesine engel değil bu. Lux'tan güzel oyun. X-Ray içeriye gidecek. Regnum Karyan'dan smoke içerisine denemeler. Bu arada Kostra alan dışında hala yaşıyor. Kostra ayağa kalktı koşuyor şimdi. Rebellion'a yan yana var. Kostra Rebellion'a doğru denemeler. Rebellion'dan da karşılık geliyor ama Kostra burada kill çekti. Ardından Pukka onu vurdu. Pukka'yı da başkası vurdu. Pukka da düştü. Ve S2G'ye bir alan daha. Müthiş. Yani böyle bir şey olamaz. Ama net de oynuyorlar şu anda. Puanları da çekmeye devam ediyorlar şu noktada. Şans son maçta onların yanında oldu adeta. O bu arada baba. Rapido. O da yerde. Temiz bir kill olacak. Güzel bir kill puanı. Legend Esports'a yazıldı. Şimdi Legend alan dışında. Black'ten Taha alan içerisinde. Bunun dışında S2G dışında güvenli alanda kimse yok. Emniyete haber verelim. Kimse emniyette değil. Gerçekten öyle. Çok rahat bir şekilde de şu anda alana girecek ekipleri kontrolünü sağlayabilirler. Çünkü takımların gelecekleri bölgede farkındaysan yoldan geçmeleri gerekiyor ve yol açık. Bölgesi zaten oldukça açık bir bölge. Bu da tabii ki de hem agresif oynayan hem de oldukça iyi eğimlere sahip olan S2G için kontrolünün çok zor olmayacağı anlamına geliyor diye düşünüyorum ben. Ve Gümkarya da hızlı bir şekilde eleniyor burada. 5 takım kaldı sadece. Black'in de elenmesiyle beraber burada işlerin rengi iyice ne değişiyor. Sadece 4 takım 15 oyuncu hayatta. Evet, Rip 7 bu arada 4Dreams'ten full'u düşürdü. Üstüne Kvans'ı düşürmeyi başardı. Burada iki oyuncu da yerde kill puanla çevrildi. Digital Atrix'ten Rolex'e onları indirmeyi başarmış. Silas bu arada full'u düşürmeyi başardı Rip 7. Kill puanlarını çekiyor burada. Şimdi smoke içerisinde çok net bir oyun gelecek Rose. Bu arada. Yani Digital Atrix'in de yapacak bir şey yok. Yan taraftan Dipain'den gelen atışlar Rolex'in düşmesi anlamına geliyor. Şimdi Silas burada kayada ön safhada 4Dreams'i tutmaya çalışacak. Spreyler smoke içerisinde. Oo, etkili sprey bu arada. Fena değil, fena değil. Hasar çıktı. Yan taraftan bu arada Clash 9'dan gelen atışlar 4Dreams'ten bir oyuncunun düşmesinin anlamına geliyor. Dipain orada kill puanla çevrilmeye çalışıyor. Fakat root'tan gelen atışlar
Clutch 9 D-Pain'i öldürmeyi başardı. For Dreams'in elenmesi demek Rip7'den gelen Naofumi ikili de bunu garantilemiş oldu. Estrogen basamadı ki var. Basamadı neler ki. Neler yapıyorlar? Digital Athletics'te elendi bu arada. İki takıma kadar düştük. Legend Esports hala hayatta. Beşincilik sırasında bulunuyorlardı. Çok kritik puanlar toplayacaklar. Root hayatta, Wolf hayatta. Sylas geldi şimdi. Root'un pozisyonunu arıyor. Yerde yattığını görmemiş olabilir. Root şimdi yerini belli etti. Sylas onun yerinin farkında. Kayanın üstünden mi vursam, sağdan mı vursam diye ince düşünüyor şu anda. Timber bu arada ağaç arkasında pozisyonda kalmış. Fazla agresif bir oyun ama Sylas burada kilidi açan oyuncu. Ryu'du düşürmeyi başardı. Smoke içerisinde bir oyuncu olduğundan şüpheleniyor. Ryu'du kill puanla çevirdiler hemen. Durum 2vs4. S2G adım adım burada galibiyete gidiyormuş gibi. Şimdi Timber'a doğru güzel şüpheli baba. Eski takımına hala bizde iş var mesajını verdi. Timber'ı düşürdü. Wolf arka tarafta Rip7'ı tutmaya çalışıyor. Kalse o da pozisyona dahil olmak derdinde güzel bir bomba gönderdi oraya doğru. Ama bomba kulübenin önünde patladı. Wolf dışarı çıktı. Büyük hata. Ardından ölmesi demek. Baba hala hayatta. Eski takımına karşı kıyasıya mücadele ediyor. Rip7 aracına bindi. Pozisyonu değiştirme çabasında. Bir bomba. Bir bomba daha geliyor. 23'lük hasar. Wolf'un ölmesi demek. Kalse'den geldi bu bomba. Timber düşmüştü. Sylas'ı düşürse babanın hala bir şansı olabilir. Gelen bir bomba. Bir bomba daha ve aracın patlamasıyla. S2G 29 puanlık bir galibiyete imza atıyor günün son maçında.